Evet, hakemler ifşa Türk futbolu paramparça oldu. Her geçen gün Türk futbolu olmayan marka değerinden bir şeyler kaybetmeye devam ediyor. Biliyorum ki Türkiye'de artık hiçbir şeye şaşırmaz olduk ama dün sosyal medyaya skandal bir görüntü düştü. İlgili görüntüde Hugh Dallas isimli bir amcamız Türk hakemlerine Galatasaray'ın iddialara göre yanlış kararlar verilen bir maçıyla alakalı olarak fırça atıyordu. Attığı fırça da kimilerine göre haklıdır, kimilerine göre haksızdır ama gerçekten konu aslında bu değildi. Şimdi konu neydi? İnsanlar neye tepki gösteriyorlar? Fenerbahçeliler ne diyor? Galatasaray ne diyor? Beşiktaşlılar ne diyor? Hatta ve hatta Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak ne diyor? Çünkü artık günümüzde sadece bu konu özelinde söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Herkes konu kendini ilgilendirse de ilgilendirmese de bir şeyler söylüyor. Şimdi düşen o görüntülere neden skandal diyorum? İlk olarak bundan bahsetmek isterim. O görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandaldır. Çünkü orası aslında MHK'nın ya da hakemlerin ya da artık isimleri neyse onların. Çünkü isimlerinin ne olduğu da belli değil artık. O kişilerin tırnak içerisinde yatak odasıdır. Bir nevi onların yatak odasından sosyal medyaya görüntü düşmüştür. Ve bunun daha önce Türk futbolunda eşi benzeri yoktur. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi ekibimle bir toplantı yapıyorum ve o toplantı gerçekten özel bir toplantı. Yapılan bir videodaki hata için veya gelecekteki bir video için özel bir toplantıdayız. Sonrasında ben akşam eve geliyorum, YouTube'u bir açıyorum, bizim toplantı YouTube'da. İçeridekilerden biri görüntüyü kaydetmişler ve YouTube'da yayınlamışlar. O toplantı benim ve çalışma arkadaşlarımın namahrem alanıdır ve o görüntüler hiçbir yere düşmemelidir. Orada söylenenler orada kalır, orada yaşananlar orada kalır. İşte bu düşen görüntülerde tam olarak bu örnekleme gibi. Orada Hugh Dallas isimli amcamızın hakemlerle yaptığı olan konuşmalar orada kalmalıydı. Oradan çıkmamalıydı. Hugh Dallas çok kızmış, Abdülkadir Bitigen yanlış hatırlamıyorsam hakemin ismini. O işte kendini ifade edememiş, yok o penaltı değil demiş ama o verilen penaltı yüzünden şampiyonluk gidebilirmiş falanmış filanmış. Bakın Fenerbahçe hakkında geçtiğimiz haftalarda çektiğim videolarda da söyledim. Ben bunların konuşulmasını artık çok lüks buluyorum. Bunların konuşulması Türk futbolunda çok saçma. Bunlar çünkü önemsiz detaylar. Bunları siz sabaha kadar da konuşsanız çözülmeyecek. Siz bunları 20 senedir babalarınız, dedeleriniz belki 40 senedir konuşuyorlar. Çözüldü mü? Çözülmedi. Çözülmez çünkü. Türkiye'deki futbol ekosistemi bitmiş. Türkiye'deki futbol ekosisteminin bir aç kapa yapılmaya ihtiyacı var. Sistem komple kapatılacak, temizlenecek, tekrardan dizayn edilecek, ondan sonra açılacak. Başka türlü bu futbol düzeninin düzelme ihtimali yok. Nedenini söyleyeyim sizlere. Çünkü taraftar kimliğinizi bir kenara bırakıp üzerinizdeki o formaları çıkarıp olaya bir baktığınız zaman şunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Türk futbolu tepeden tırnağa kötü yönetiliyor. Ne federasyon başkanı, federasyon başkanı olabilecek bir insan, ne kulüp başkanları, kulüp başkanı gibi davranıyorlar. Birçoğu artık günümüzde holigan oldular. Ne taraftarlar tam taraftar gibi davranıyorlar. Onlar da her şeye müdahale ediyorlar ki bunun için de ben de varım, bir öz eleştiri yapayım. Normalde hiç haddim olmayan konular hakkında tweet atabiliyorum. Yönetime bir şeyler söylüyorum, teknik direktöre bir şeyler söylüyorum, futbolculara söylüyorum. Bunu ben de yapıyorum. Yani ben sizden farklı biri değilim. Eleştiri getirirken aslında şu an öz eleştiri de yapıyorum. Taraftarları bir kenara bırakalım. Hakemler hakem değil diyoruz. Bunu herkes söylüyor bu arada. Hakemlere bile şahsi olarak sorsanız özel olarak bir yerde yayınlanmayacak şekilde Türkiye'de hakemlik falan yok derler muhtemelen. Geliyorum oradan futbolculara bakıyorum. İstisnalar hariç Türkiye'ye gelen futbolcuların kalitesi inanılmaz derecede düştü. Gelin tesislere bakalım. Belki 20 sene önce de Avrupa kulüpleriyle aramızda çok fark vardı ama bu kadar yoktu. Şu an inanılmaz bir boyutta fark var. Dönen paranın hacmi yüzünden İngiltere'de kümeye oynayan bir takımın 8 tane tesisi varken bugün bizim Türkiye'nin en büyük kulüplerinin bir tane iki tane tesisleri var. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Anlattığım şeylerde eğer bir hatam varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Deyin ki hatalısın. Ama biliyorum ki bu videoyu izleyen insanlardan hiçbiri bu sözlerimde herhangi bir hata görmeyecekler. Ne Fenerbahçelisi, ne Galatasaraylısı, ne Beşiktaşlısı, ne Trabzonsporlusu, ne de Adana Demirsporlusu. Bu saydıklarımın tamamı harfiyen doğru şeyler. Peki günün sonunda ne oluyor arkadaşlar? Bu kadar berbat halde olan Türk futbolu bu kadar berbat haliyle bile birilerinin cebini doldurabiliyor, bir şekilde gündemi değiştirebiliyor ve kullanılabilen bir araç olarak hayatına devam ediyor. O zaman siz bu durumda Türk futbolunun nasıl düzelmesini bekliyorsunuz? Bu Türk futbolu berbat haliyle bile Türk futbolunu hiç umursamayan insanların işine geliyorken onlar burayı neden düzeltmek istesinler? Ya da onlar burayı neden düzeltecek insanlara teslim etsinler? İmkanı yok. Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında çektiğim videoda da söylemiştim. Sen, o, bu, şu, bizler bu ekosisteme para kazandırmaya devam ettiğimiz sürece Türk futbolunda hiçbir şey düzelmeyecek. Bu sene Fenerbahçe ya da Galatasaray şampiyon olacak. Farz edelim Galatasaray oldu. Fenerbahçe 11 yıl oldu şampiyon olmayalı veya 20 olsun, hiç önemli değil. Bir gün bir yerde olacak sonuçta. Belki 3 sene üst üste olacak. Bakın bunlar da önemsiz. O günde emin olun bundan 20 sene sonra da 30 sene sonra da hangi takım şampiyon olursa olsun diğer takım taraftarları o sezona şaibeli olarak bakacaklar. Çünkü Türk futbolundaki adilliğe güven sıfır. Sıfır abi, sıfır. Kimseye güvenmiyoruz. Federasyon başkanına güvenmiyoruz. MHK başkanına
Başkanı'na güvenmiyoruz. Federasyondaki insanlara güvenmiyoruz. Ya federasyonda hiçbir yetkisi olmayan, sadece isim olarak orada olan, verilen çoğu kararda belki de aranmayan bile isimlere kafayı takıyoruz. Diyoruz ki o Fenerbahçeli, o Beşiktaşlı, o Galatasaraylı. Ya adam belki de orada sadece ismen var. Belki de toplantılara bile gitmiyor. Belki de konuyla alakası bile yok. Sırf liste güçlü gözüksün diye belki de oraya alınıyor. Ama onlara kafayı takıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü güvenmiyoruz. Çünkü Türk futbolunu takip eden insanlar bu Türk futbolundan pis bir koku alıyorlar. Şöyle anlatayım, evinize girdiğinizi düşünün. Evde bir koku var ve kokudan rahatsız oldunuz. Baktınız ettiniz, bulamadınız. Bırakır mısınız? Bırakmazsınız. Her şeyden şüphelenirsiniz. Koltuğun altına bakarsınız, televizyonun arkasına bakarsınız, hiç alakası olmayan villadanın ucuna bakarsınız, bir yerlere bakarsınız. Niye? Çünkü koku var abi, rahatsız oluyorsunuz. İşte Türkiye'deki futbolu takip edenler de hem adillikten, hem ondan, hem bundan bir şeylerden rahatsızlar. Bu yüzden bu sistemin her yerine bakıyorlar artık. Her yerini didik didik inceliyorlar. Gerekli veya gereksiz. Çözülüyor mu? Çözülmüyor. Çözülecek mi? Çözülmeyecek. Ya dün şimdi bir görüntü düşmüş. Ne söyleyelim abi bunun hakkında? Galatasaray maçı konuşulduğu için Fenerbahçeliler haklı olarak görüntüyü sahipleniyorlar. Galatasaraylar da diyorlar ki bu görüntü nasıl düştü? Bu görüntünün düşmemesi lazımdı. Bu bir namustur. Öyledir, böyledir. Bakın objektif bir şekilde terse çevirelim senaryoyu. Düşen görüntüdeki o toplantıda konuşulan pozisyon Fenerbahçe'nin tartışmalı bir pozisyonu olsaydı, Galatasaraylı taraftarlar bugün o namus bu nasıl düşer öyle böyle diyenler ne diyor olacaklardı? Ben size söyleyeyim mi? Bugün Fenerbahçeliler ne yapıyorsa o gün de Galatasaraylılar onu yapacaktı. Namusmuş o görüntüler, düşmemeliymiş. Doğru. Doğru bu arada. Söyledikleri şeyler doğru. Ben buna itiraz etmiyorum. Sadece yine bir önceki videoda söylediğim gibi işimize nasıl geliyorsa öyle davranıyoruz. Niye böyle diyorum? Çünkü bugün bu görüntülere namus diyenler, bu görüntüler düşmemeliydi, bu nasıl olur diyenler 3-4 sene evvel Fenerbahçe Mert Hakan'ı transfer ettiğinde bizzat yöneticileri Mert Hakan'la olan WhatsApp konuşmalarını sızdırdığında o görüntülere sahip çıkıp Mert Hakan yanlışı dalga konusu yaptılar. O namus değil miydi? Onun düşmesi mi gerekiyordu? Çelişiyoruz abi, çelişiyoruz. İşimize nasıl geliyorsa öyle yorumluyoruz. Etik değerlerimizi, olaylar hakkındaki düşüncelerimizi tamamen menfaatlerimize göre şekillendiriyoruz. Sonra da diyoruz ki Türk futbolunun düzelmesi lazım. Evet, Türk futbolunun düzelmesi lazım. Ama Türk futbolu düzelirken düzelmesi gereken konulardan biri de taraftar profili. Taraftarların da düzelmesi lazım. Yani Türk futbolundaki her şey çok kötü. Bir tek taraftarları iyi. Yok abi öyle bir şey. Taraftarlar da çok kötü. Futbolun içinden veya dışından futbolu yönetenler nasıl menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlarsa taraftarlar da menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. O yüzden dedim zaten videonun ilk kısımlarında şu formaları üzerimizden bir çıkaralım ve ona göre konuşalım diye. Çıkarın abi formaları, çıkarın at gözlüklerinizi, çıkarın şu üzerinizdeki holiganlığı ve şöyle bir bakın duruma. Arkadaşlar, kral çıplak. Bunu artık fark edin. Ve bu düzelecek gibi de değil. Bu sene sizin takımınız şampiyon olmuş. Seneye diğeri olmuş. Seneye tekrar siz olmuşsunuz. Yani ne fark eder ki? Ne fark eder? Türk futbolu her sene bu şekilde türlü türlü olaylarla bin kere öleceğine bir kere ölse sorun çözülecek. Ama tabii ki Türk futbolundan cep dolduranlar, itibar kasanlar, isim yapanlar buna hiçbir şekilde izin vermiyorlar ve vermeyecekler de. İşte bu yüzdendir ki artık Türk futbolunu eskisi kadar takip etmemeye başladım. Son kez görüntüye gelecek olursak da dediğim gibi paylaşılmaması gereken, sızmaması gereken bir görüntüydü. Hugh Dallas adam şok içinde, adam ben nereye düştüm diyor, burası neresi diyor, benim burada ne işim var diyor. Hay parasına tüküreyim, onunla tüküreyim, bununla tüküreyim, gelmez olaydım buraya diyor. Abdülkadir Bitigen zaten benim gözümde hakem değil. Hiçbir hakem değil bu arada o toplantıdakilerin de. Yani Abdülkadir Bitigen de hakem değil bence. O yüzden yani Hugh Dallas ne anlatırsa anlatsın Abdülkadir Bitigen maksimum o kadar cevap verebilirdi. Ya Özgür Yankaya yanılmıyorsam var hakemi. Düşen görüntülerde diyor ki kendisine şey denilince. Görüyoruz pozisyon temiz, sen bu pozisyonda neden hakemi çağırdın diyor Özgür Yankaya, yanılmıyorsam Hugh Dallas. Özgür Yankaya beyefendi de diyor ki ya diyor şöyle bir baktım diyor oyuncuların diyor hal ve tavırlarına falan, itiraz edenlere medenlere baktım, atmosfere bir baktım diyor, bir gel dedim diyor. Ya böyle iş mi olur ya? Siz insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz ya? Ve yanlış bilmiyorsam Özgür Yankaya ile Abdülkadir Bitigen bu toplantıdan sonra gene maç alıyorlar. Bakın çok net bir şey söyleyeyim bu arada. Umurumda değil de yine de söyleyeyim. Öyle bir söylemden sonra Özgür Yankaya'ya bir daha bırakın var hakemliğini, statlara girişini 60-70 sene boyunca yasaklardım. Çok samimiyim bu arada. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir hal vaziyete bakmak istedim, çağırdım falan. Ya bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey var mı abi? Pozisyon temizse de, faulse de, penaltıysa da bu arada hiçbir önemi yok. Sen o pozisyona doğru karar vermek zorunda olan kişisin. Sen atmosfere göre hareket edemezsin. Sen orada o pozisyon hakkında karar verirken belki de başka bir takımın hakkını yiyorsun. Bakın bu pozisyon özelinde konuşmuyorum. Bu adam bugün bu pozisyon özelinde bunu diyor. Geçmişte 50 kere demiştir bunu. Böyle düşünüyorsa ki, böyle düşünüyor ki onu söylüyor. Bu adamın statlara girişini falan yasaklayın. Bu adamı futboldan komple uzaklaştırın. Çünkü işte Türk futbolu böyle adamlar yüzünden bu halde. Alın ayrını görün abi. Neyi yorumlanacak ki bu düşen görüntülerin?
Rezalet. Yani bunu duymak istiyorsa bazı insanlar, evet rezalet. Ama Türk futbolunda ne rezaletler gördük yani. En kötü rezaletimiz böyle olsun. Allah'ımıza çok şükür bunu diyebilecek yüzsüzlüğe eriştik biz Türk futbolunda. Evet arkadaşlar, konu hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Video bu şekildeydi. Son 4-5 gündür inanılmaz derecede hastayım. Zaten tipimden ve sesimden muhtemelen anlıyorsunuzdur. Fakat gündem o kadar yoğun akıyor ki ben de konuları konuşmak istiyorum. Geri kalmak istemiyorum çünkü takip eden bir kitle olduğunu yorumlarda çok iyi görüyorum. O yüzden bir şekilde gündemi takip etmeye, videolar çekmeye devam ediyorum. Normalde hasta olduğumda ilaç kullanmayan biriyim. Şu an 3-4 tane hapla ayakta durmaya çalışıyorum. Bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım.